tekrar başlangıçta hani Schopenhauer'dan atıfta bulunmuştuk. Kapatırken yine onun bir sevdiğim sözünüyle toparlamaya çalışayım. Diyor ki insanın hayatı yenileceğinden hiç şüphe etmeksizin var olmaya çalışmak için harcanmış bir çabadır diyor. Çok önemli bir söz. Yani güzel. Biz dünyada öleceğini bilen tek canlı türüyüz. Yani yaptıklarımızın hepsi sonuçta yani hepsi mecazi anlamda söylüyorum. Bizimle birlikte toprağa karışıp gidecek. Geride bıraktığımız şeyler çabamızın çok az bir kısmı oluyor genel anlamda düşündüğümüzde. Ve bu bağlamda baktığımızda yine hani aynı atıftan yola çıkarak insan gençken fırsatların ve hayatın olumlu anlamda değiştireceklerin karşısına davul zurna eşliğinde çıkacağını zannediyor. Ama orta yaşlara, ileri yaşlara geldiğinde aslında hayatının birçok döneminde sessiz sedasız, usulca kendisine sihirli dokunuşlar yapan insanların, hiç ummadığı insanların ummadığı etkilerde bulunduğunu fark ediyor. Dolayısıyla başarı ya da başarısızlığa dair hayatımızda tecrübe ettiğimiz her şey günün sonunda bizim hikayemizde anlamlı bir parça oluşturuyor. Hiçbir yaşanan şey boşuna yaşanmıyor ve bir anlam ihtiva ediyor. Ve yine sevdiğim bir yaklaşım, yani dünyanın en yoksul insanı paradan başka hiçbir şey olmayan insandır. Yani zenginliği parada ve maddi değerlerde arıyorsak bu bizi mutsuzluğa ve uzun vadede başarısızlığa ister istemez itecek bir kavram. Ve bugünün iş hayatına yönelik bir araştırma, Harvard'ın bir araştırmasından söz etmek istiyorum. Bahanelerimize dair insanları hayattan koparan iş yoğunlukları değil. Örneğin Fransa'da çalışma saatlerinin azalması Fransız çalışanların daha sosyal olmasına yol açmamış. Aksine yine kendi içlerinde kendilerini toplumdan koparan çalışmalarla doldurmuşlar onları. Yani yaşamın büyük bir oranda bizim tercihlerimizle şekillendiğini de unutmayalım. Dış faktörler bazen bizim bahanemiz olabiliyor. Ve ilginç bir detay olarak bir başka araştırmada çalışanların %74'ü yaptıkları işi çocuklarına tavsiye etmiyorlar. Yüzde kaçı? Şimdi şöyle kırılımları vereyim mesela ilginç bir. Tarım ve hayvancılık en yüksek oranda çocuklara tavsiye edilmeyen meslek. Yani bizim varlığımızı devam ettiren %67. En düşük en tavsiye edilen, en tavsiye edilmeyen meslek grupları finans, bankacılık sektörü %24. Sonra perakendecilik geliyor vesaire. Ve sonuç olarak baktığımızda şimdi geleceğin, bugünün dünyasında her alanda teknolojinin çok belirleyici olduğundan söz ediyoruz ama şunu da belki bu tartışma bağlamında değinmemiz, yani söylemiş olmakta fayda var. Biz teknolojinin maddi ayrıntılarına, yani bilgisayarlara, veri kablolarına, teknolojinin araçlarına çok para yatırdık ve ümit bağladık. Fakat bu araçların gerektirdiği psikolojik şeylere, şartlara, gerekliliklere, hiyerarşinin değişmesine, algıların değişmesine yeterince yatırım yapmadık. Bu cihazların üzerine çok fazla anlam yükledik ve çok fazla sorumluluk tahvil ettik. Yani onların üstüne, sırtına yükledik. Bu çok sürdürülebilir de bir mantık değil. Örgütsel değişimi ne yazık ki gözden kaçırdık ve son olarak da şunu söyleyeyim, yani Yunanlılar işte Karnak Mabedi'ni, işte Eops İhramı'nı veya Firavunlar piramitleri yaparken hepsi yazıtlarda medeniyetin en üst noktasına geldiklerinden bahsetmişler. Yani biz öyle bir şey yaptık ki artık bunun ötesinde bir şey yapılamaz gibisinden. Bizde de insanoğlunun o kendini beğenmişliğinden, biraz kibrinden kaynaklanarak bulunduğu dönemi ve anı ve başarılarını büyütme gibi bir özelliği var. Biz çok uzun bir yolun küçük bir parçasıyız. Onu anlamlı hale getirmek için çabalamalıyız.